Merhaba, bugün Osmanlı ekonomisini, sosyal tarihini konuşacağız. Bu alanda dünyaca ünlü bir uzman Profesör Süreyya Faruki ile birlikteyiz. Profesör Faruki, Alman bir anne ile Hintli bir babanın çocuğu. Uzun yıllardır Osmanlı ekonomisi, sosyal tarihi, kültürel tarihi üzerine araştırmalar yapıyor. Bugün Osmanlı'yı konuşacağız çünkü Osmanlı ile modern Türkiye arasında bazı alanlarda devamlılıklar var. Ne kadardı nüfus, İstanbul nüfusu? Tahmin, yani en sağlam veri Betül Başaran'ın bir çalışmasından geliyor. Efendim 1829 yılında 420 bin dolayların. 420 bin nüfusu var İstanbul'un. Yani her şey dahil. Oysa İnalcık'ın tahmini efendim 1600 civarında. Herhalde diyor ki 300 bin. 300 bin, 1600 yıllarda. Evet, Halil ama İnalcın. Yani şimdi bu sadece şehir içinde nüfus arttı diye düşünmemek lazım. Çünkü Cengiz Orhun'un Honlu'nun çalışmasından şunu anlıyoruz. Boğaz köyleri, efendim 18. yüzyıla kadar oldukça yani az nüfus barındırmıştır. Oysa 18. yüzyılda giderek bunlar kente bağlanıyor. Zaten yani Taksim su hattı o zaman yapılıyor. Beşiktaş o zaman yani Taksim üzerinden su almaya başlıyor. Ve bu tabii biraz da padişahlar yazılarını artık 18. yüzyılda Beşiktaş'ta geçiriyorlar. Yani evet, Dolmabahçe'den çok önce. Peki bu fiyat limitine gördürmek istiyorum. O İstanbul'da satılan gıda maddelerine getirilen fiyat sınırlamaları tarımsal üretici için bir motivasyon kırıcı bir... Yani duruma göre bana sorarsanız biz bu özellikle uzakta buğday arpa yetiştirenler için söz konusu. Çünkü öte yandan yakın çevrede bağ ve bahçe sahipleri için aslında bu pek önemli olmayabilir. İstanbul'dakiler için, İstanbul'da üretim yapanlar İstanbul, için. İstanbul piyasası anlaşılan efendim 18. yüzyılda bayağı talep çıkaran bir yerdir. Ve o zaman efendim daha önce pek görünmeyen veya çok az görünen meyve ve sebze türleri İstanbul'da daha bol olma başlıyor. Ve yani Arif Bilgin diye bir arkadaşımız var Sakarya Üniversitesi'nde nahlis türlerini karşılaştırmış. Fiyat sınırlamaları listelerini. Fiyat, yani esas olarak fiyatlardan çok efendim sebze meyve türlerine bakmıştır. Ve o zaman türlerin çeşitlerin ne kadar çok arttığını görmüştüm. Demek ki bir yandan efendim İstanbul nüfusu su içinde belirli bir şekilde yani güzel üzüme mesela para harcayabilen bir grup çıkmaktadır. Onun için yani efendim aynı şekilde biz hep şey diyoruz. Efendim fakir halk et yemez. Tabii büyük bir ölçüde doğru. Osmanlı'da böyle miydi? Fakir halk et yemiyor muydu? Yani şey ise tabii konar göçer ise o da o zaman başka türlü. Ama köyde yani efendim et tabii yani Kurban Bayramı sırasında olur ama yani bunun dışında ne zaman olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Ama varsayım bu. Ancak İstanbul'da çok koyun getiriliyor. Çünkü şöyle bir düşünce var ve ben bunu bir kez bir dokümanda açık olarak okudum. İstanbul'da statüsü yüksek olan çok insan var ve et yemek bunların hakkıdır. Onun için makul bir fiyata et getirmemiz gerekmektedir. Saray mı diyor bunu? Saray yani diyor. Makul fiyata yani, et getirmemiz gerekir. Ve getiriyorlar ama efendim bazı yani koyunun bazı parçaları herhalde çok makbul değil. Yani efendim koyun kafası
diyelim başçılara gider. Evet. Efendim işte paça, efendim paçacıya gider veya bazı kadınlar, efendim 18. yüzyıldan söz ediyoruz, efendim bazı kocaları az para kazanan kadınlar, aile bütçesine takviye olsun diye efendim bu paçaları hazırlıyor ve satıyor. Osmanlı'da? Ya, bu efendim 1720 civarında 1720. Konu olan bir şey. Çünkü paçacılar bu kadınların rekabetinden rahatsız olmuş. Oysa bu kadınların kocaları efendim demirci Kasımpaşa'da tersanede çalışıyor ve diyorlar biz burada bazen uzun süreli olarak kalmak zorundayız. Yani eğer üretim bunu gerektirirse. Eğer ve o sırada biz ailelerimize para yetiştiremiyoruz. Eğer yani bu kadınlara izin verilmezse o zaman biz tersanede çalışamayız. Çünkü ailelerimize bakmak zorundayız. Tamam, o yani sadrazam veya kim bakmışsa bu dilekçeyi makul bulmuş. Ve kabul edilmiş. Kabul edilmiş. Kadınlar paça üretimine devam etmişler. Evet. Merak ettiğim bir nokta var. Bugün günümüz Türkiye'sinde özellikle bu son dönemde esnaflar daha muhafazakar ideolojinin temsilcisi olarak görülüyorlar. Bu gezi olayları sırasında işte sokaktaki gençliğe, gösteri yapanlara karşı çeşitli saldırıları oldu. Oradan böyle bir algı zaten geçmişte de vardı. O algı daha da güçlendi. Muhafazakar, sağcı. Böyle miydi Osmanlı'da da? Çünkü bunu şunun için soruyorum. Siz kitaplarınızdan birinde esnafın dönemin muhafazakar hareketi olan Kadızadeler hareketine destek verdiğini söylüyorsunuz. Yani efendim ama karşı tarafa da yani efendim dervişlerin etrafında olan esnaf da var. Onun için yani bence orada böyle bugünden geriye doğru gitmemek gerekiyor. Peki. Yani bana sorarsanız o dönemin insanları yani bizim kriterlerden oldukça farklı olan kriterlere göre taraf tutuyor. Onun için yani ve üstelik şehrin bazı semtleri biz bugünkü görünümden tamamen farklıdır. Yani Üsküdar üzerinde çalışmış olan bir sürü insan var ve o zaman yani efendim 16. yüzyılın Üsküdar'ı efendim aslında küçük bir kasaba, hatta İstanbul'a bağlanması da geç oluyor. Ama öte yandan Anadolu'nun kapısı da olduğu için nasıl böyle bir trafik var? Ve efendim işte bu nedenle kaçan köleler, yani birkaç kişi kaçan köle üzerinde çalışmıştır. Efendim yani kaçan ve yakalanan kölelerin sayısı göze çarpmaktadır. Herhalde kaçan ve yakalanmayanlar da var. Var, Üsküdar'da değil mi? Üsküdar'da. Onun için yani hani bizim alıştığımız sakin, muhafazakar kasaba görünümü 16. yüzyılda yok. Üsküdar'ında yok. Hayır, tam tersine efendim orada kayıkçılar var. Ve bunlar diyelim bugünün yani dolmuşçuları ve taksicileri gibi ve efendim bir de orada yani katırcı ve daha sonra beygirci ve bunlar sık sık kavga ediyor. Kavgaları da mahkemeye geliyor. Biraz kriminal bir yer o zaman Üsküdar. Yok, biraz kriminal her büyük kentte olur, kriminal olan bir çevre var. Ama yani Üsküdar'da da var ve Üsküdar'ın belki ayrıcalığı şu, 16. yüzyıl kadı sicilleri elimizde. Oysa İstanbul şu surlar arası sicilleri yok, 17. yüzyılda başlıyor. Galata'nın sicilleri 16. yüzyılın son çeyreğinde yoğunlaşıyor. Bir tek 16. yüzyılın ilk yıllarına ait olan bir tek Üsküdar. Sadece Üsküdar. Ha, onun için yani biz genellikle Üsküdar'ı daha yakından tanıyoruz. Biliyoruz. Evet. Ve yani onun için belki
oraya daha çok atıf yapıyoruz. Oysa herhalde Eminönü ve yani limana yakın olan bölge Suriçi ve özellikle surların dışında olan bölge. Yani diyelim efendim bugün biliyorsunuz Bizans surları Haliç'ten epey uzak ve bu süreç doğal bir süreç. Yani onun başını biz Osmanlı döneminde de görüyoruz. Ve orada efendim kontrol edilmesi zor olan bir takım faaliyetler yer almaktadır. Hmm. Onun için İstanbul'da var öyle bir yer. Evet. Efendim Galata'da da var malum. Onun için yani hani Üsküdar için biz bunu biliyoruz. Çünkü dokümantasyonu var. Aynı dönemin İstanbul'u ve Galata'sı için bunu o kadar iyi bilmiyoruz. Evet. Onun için yani dikkat etmek lazım. Peki, güzel. Dönemin İstanbul'unu konuşurken bu İstanbul'un iaşesi meselesine de değinmek lazım. O dönem sizin ve diğer tarihçilerin kitaplarından öğrendiğimiz kadarıyla saray başkentin iaşesine ve hatta uygun fiyatla yani pahalı olmayan fiyatlarla gıda mallarının başkente gelmesine özel bir önem veriyor ve nahr uyguluyor. Yani fiyat limitleri koyuyor birçok işte sebzede, meyvede belli fiyatların üzerine satılamıyor ürünler, İstanbul dışından gelen ürünler ama bu uygulamanın bir takım başka sonuçları oluyor, öyle değil mi? Tamam, o doğru. Şimdi bir, efendim yine dönemden döneme fark var. Herhalde her şeye rağmen 16. yüzyılda durum daha az problemli. Belki onu iyi bilmiyoruz ama büyük bir olasılıkla kent daha küçük, kent daha az kalabalık idi. Bir de efendim herhalde buğdayları, arpaları, koyunları getirmek herhalde bir miktar daha rahat olmuştu. Ben şu yani bu bir tahminim ama şöyle bir tahmin. Efendim o dönemde unların bir kısmı İzmit'te öğütülüyor. Çok evet çok makul. Çünkü orada su değirmenleri kolaydır. Çok su var. Ve su değirmenleri çalıştırılıyor, un İstanbul'a getiriliyor, hiç değilse bir kısmı. 18. yüzyılda dışarıdan insan gelmesini engellemeye çalışıyorlar. İstanbul'a, değil mi? İstanbul'a dışarıdan insan evet. gelmesini. Ve yani bu 3. Selim döneminde kuruntu haline geliyor. Yani eğer şu anda Betül Başaran'ın oldukça yeni kitabı var, orada bu kurultuların ne mertebe vardır, ne eğer... Çok sıkı denetim uygulanıyor herhalde. Deniliyor. Yani bana, bana sorarsanız 18. yüzyılın teknik şartları altında denetim yapılıyor. Ama denetimin sınırlarına da çok kolay geliniyor. Son olarak enflasyon konusuna da değinmek istiyorum. Türkiye'de bugün de meselesi. Osmanlı'da da zaman zaman enflasyon çok azdı dönemler var. Hatta kitabınızda 1780 ve 90'larda bir dönem var. Kahire'de ekmek fiyatı 3 katına çıkıyor. 3 katına çıkıyor ama İstanbul'da da enflasyonda ciddi artış yaşanıyor. Enflasyon dalgası halkı ve esnafı nasıl etkiliyordu? Ya her zaman yani kötü etkilemiştir. Onun yani tartışması yok. Sebepler üzerinde uzun zaman boyunca tartışmalar yapılmıştır. Efendim yani 16. yüzyılda Akdeniz havzasına girmiş olan İspanyol gümüşü yani Amerika'dan gelen İspanyol gümüşü gümüşün yani fiyatlarını indirmiştir ve para bolluğu, gümüş evet. bolluğu bir enflasyona ve bu enflasyona neden olmuştur. Oysa efendim eğer Şevket Pamuk'un kitabına bakarsanız efendim bu tek sebep bu olmuş olamaz. Çünkü özellikle 18. yüzyılda büyük enflasyonda yani dalgaları var.
Ve bu efendim daha çok para tahşişinden gelmek. Sikke tahşişi. Evet, yani o zaman bir paranın değeri, çünkü kağıt para olmadığı için, yani kaime Tanzimat döneminde ilk kez denenmiştir. Onun için içindeki gümüş miktarı eğer düşürülmüşse otomatikman paranın değeri de düşer. Ve bunu çok yapmışlar. Kısa süreli, yani hazineye kar sağlamak amacıyla. Ve bunu izlemiş olan insanlar var. Özellikle yani siz Kahire'den söz ediyorsunuz. Kahire için çok güzel tablolar var. Efendim ve orada yani para nasıl dalgalanmıştır onu okuyabilirsiniz. Yani 30 yıldır, 40 yıldır bir mevcut olan bilgiler. Ama yani bu genel olarak var olan bir şey ve dediğim gibi yani Şevket Pamuk zaten bu konuyu aydınlatmıştı. Halk ve esnaf enflasyonla nasıl mücadele ediyor? Yani nasıl hayatlarını sürdürüyorlar? Yani bazen çok zor durumda kaldıkları oluyor. Ve yani efendim fakirlik içinde yaşadıklarını öyle dönemlerde unutmamak gerekir. Efendim belki görmüşsünüzdür. Mariana Yerasimos bir efendim İstanbul'da hastane, Yedikule Hastanesi'nde çalışan bir Rum doktorunun hatıralarını Türkçe'ye çevirmiştir. Ve bu adam Tanzimat döneminde efendim Yedikule'de uzun bir sürede kalmış, aşağı yukarı 20 sene. Ve efendim adam merak ediyor. Benim hastalarım ve çok açık olarak diyor, ben sadece Ortodokslardan söz edebilirim. Çünkü benim hastaneme başka insanlar... Ortodokslar geliyor. Ortodokslar geliyor. Ama bunu araştırıyor. Bunlar ne gibi koşullar içinde yaşıyor. Ve efendim o dönemde mikroplar belki pek iyi bilinmemektedir. Ama pislikten, havasızlıktan, soğuktan... hastalıkların yayıldığını insanlar gayet iyi biliyor. Ve bu adam, adı Paspatis, efendim özellikle yani bize yakın olan çevreleri, yani Tatavla Kurtuluş, efendim Dolapdere, o zaman halen yani orada bir dere var, pis bir dere. Efendim ve Galata'ya kadar bunu takip etmiş ve efendim hatta biz hep böyle biraz romantikleştiriyoruz. Ay bu eski binalar yıktırıldı, kötü oldu. Ama bu adam bizi eski binaların ne gibi bir durumda olduğunu anlatıyor. Pek iyi durumda değil herhalde. Hiç değil ve orada adam diyor yani bir kısmı, çünkü biz Tanzimat dönemindeyiz, bir kısmı yıktırılmış ve onun yerine kargir bina yapılmış. Tanzimat döneminde. Biraz daha iyi diyor adam. Ama enflasyon dalgalarından isyanlar çıkmıyor galiba. Yani efendim her zaman çıkmıyor. Yani yok o bakın orada başka türlü başka faktörler var. Yani efendim genellikle Edirne isyanında, Edirne vakasında 1703'te anlaşılan korku şu. Saray devamlı olarak Edirne'ye taşınacak. Çünkü 50 yıldır neredeyse böyle. Ve o zaman esnaf, yeniçeri esnaf efendim müşteri kaybından korkmaktadır. Ve yani orada şimdi bir analoji kurmak bence caizdir. Efendim düşünün, İstanbul 1923'ten 70'li yıllara kadar oldukça kötü bir durumdaydı. Değil mi? Yani onu herhalde biraz yaşını başını almış olan herkes biliyor. Ve orada efendim yani para harcayabilecek olan insan ve kurumların önemli bir bölümü Ankara'ya taşınmıştır. Hmm. Ankara başkent olunca. Ve o zaman yani efendim İstanbul 70'li yıllarda bana sorarsanız ayağa kalkmıştır. Ama yani bir 50 yıl boyunca oldukça zor
bir dönem geçirilmiştir. Yani ben Beyoğlu'nda 60'lı yıllarda öğrenciyken oturdum ve yani hani pek de cazip olmadığını biliyorum. Onun için bunun analojisiyle insan yani 18. yüzyılın başında olan insanların korkularını anlayabilir. Ve 3. Ahmet gerçekten tahtaya çıkmadan önce efendim yani söz vermek zorunda bırakılıyor. Bundan böyle İstanbul'da ikamet edeceğim. Yani o dönemin şeyi bir anlamda isyanı 3. Ahmet'in ben İstanbul'da kalacağım. Tamam hani Edirne'ye gitmiyoruz, taşınmıyoruz evet, demesine, evet. Sözüne vermesine evet, yol açıyor. O, öte yandan efendim eğer yani Münir Aktepe'nin efendim 1730 isyanına bakacak olursanız orada durum farklı. Çünkü efendim vergi alınmış, sözüm ona bir İran seferi için ve yani bilmediğimiz bir takım politik problemlerden ötürü bu ordu bir türlü Üsküdar'dan kalkmıyor. Para yani vergi alınmış halktan esnaftan ama ordu bir türlü gitmiyor. Evet ve efendim üstelik yani zaten Osmanlılar bir ara Tebriz'i almışlar. Sonra ama geri çekilmek zorunda kalmışlar. Yani Fariba Zalinabaf bu konuda güzel bir tez yazmıştır. Onun için orada ya efendim hem bizden para alıyorsunuz hem de üstelik orada başarısız. Yani bu neyin nesi? Savaşı da kazanamıyorsunuz. Ha, evet. Ne oluyor sonunda o isyanın sonunda? Efendim işte İbrahim Paşa öldürülüyor ve 3. Ahmet efendim tahttan indiriliyor. Tahttan indiriliyor. Yani o vergi ama ordunun da başarısızlığı padişahın tahtını kaybetmesine yol açıyor. Öyle. Onun için yani her enflasyon dalgası isyan yaratır diye bir durum yok. Yok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Süreyya Hanım. Bugün Profesör Süreyya Faruki ile Osmanlı ekonomi tarihi, toplumsal tarihinin çeşitli dönemlerine değindik. Tekrar görüşmek üzere.